Günaydın, mutlu günler sevgili seyirciler. Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Bakalım bugün Sağlıklı Yaşam'da hangi konuyu işleyeceğiz? Diş ve ağız hastalığı olanlar ekran başına. Diş eti hastalıklarının sebepleri nelerdir? Diş sızlaması neden olur? İmplant diş herkese uygulanır mı? Tüm merak ettikleriniz için diş hekimi Cem Solmaz sizler için yanıtlıyor. Evet sevgili izleyicilerim, Sağlıklı Yaşam'da bugün diş sağlığını konuşacağız. Ağız ve diş sağlığımızı konuşacağız. Aslında diş deyip geçiyoruz ama dişler çok önemli. Birçok hastalığı tetikleyen faktörler arasında da diş hastalıkları geliyor. Çok değerli bir konuğumuz var. Diş hekimi Cem Solmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizlerdeyiz. Evet, birçok da maketimiz var. Çok iyi oldu. Evet. Hocam çok kolay 2-3 tane soruyla başlayacağım. Aslında en önemli sorular bana göre bunlar. İnsanlar pek diş fırçalamıyor. Diş fırçasının sağlıklı mı olup olmadığını bilmiyor. Bazen bir diş fırçası kullanmaya başlıyoruz. Belki 2 yıl aynı diş fırçasını kullananlar var. Evet. Şimdi öncelikle diş sağlığı için nelere dikkat etmeliyiz diye başlayalım isterseniz. Diş sağlığı için tabii diş sağlığına dikkat etme zamanı çocukluktan itibaren başlıyor. bu evrelerde bizim kontrolümüzde değil. Bebekken, ailemizin kontrolünün altında iken bir kere bebeklere özellikle hani bebeklikten ve çocukluk evrelerinde ailelerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Bu hususlarda işte çocuğu kontrol ettirmek diş hekimine, hani ağız içerisinde besin maddeleri var mı vesaire, yemeklerden sonra bebeklikte bunları kontrol etmek ne başlıyor. Tabii ilerleyen yaşlarda kompleksleşiyor ve artık ailenin değil hekimlerin kontrolünde olması gereken bir takım kontroller oluyor. Peki hocam, diş fırçamızı hangi sıklıkta değiştirmeliyiz? Şimdi tabii soruyla ben bazı parantezler de açıyorum. Türkiye'de şöyle bir oran var. Diş hekimleri odasının da saptadığı. Bir kişiye bir diş fırçası düşmüyor. Önce bizim bir kişinin, herkesin kişisel, kendinin kullandığı, yani işte anne baba çocuk ailece kullanmadığı bir diş fırçası olmak zorunda. Onu da yapan var mı hocam? Aynı diş fırçasını. Tabii onu söylüyorum. Yani Türkiye'de bir kişiye bir diş fırçası düşmüyor. Daha doğuya yakın bölgelerde bir diş fırçasını ailede birkaç kişinin kullandığı birçok yerde saptanmış. Dolayısıyla önce herkesin kişisel bir diş fırçası edinmesi gerekiyor. İkincisi, diş fırçasının ne kadar sıklıkla değişeceği konusunda. Aslında diş fırçaları hani şu kadar sıklıkla bir değişir anlamında değil de demetleri dağıldığı zaman, yani elimizdeki fırçaya baktığımızda bunun demetleri saçaklı hale gelmiş ve artık işlevini yitirmiş olduğunu gözlemlediğimiz zaman bunları değiştirmek gerekir. Ama bu genellikle çocuklarda daha kısa süreler, 3-6 ay gibi gözükmesi söz konusuyken, büyüklerde biraz daha uzun süreler, yani 6 ay ve sonrası süreler sıklıkla değiştirmek gerekir. Peki hocam, diş hekimine hangi sıklıkta gitmeliyiz? Şimdi kimse diş muayenesine gitmiyor bana göre. Evet. Yani çok bilinçli insanlar bunu yapıyor. Onun haricinde ne zaman ki ağzımızda bir iltihap, diş ağrısı, yanağımızda şişme ya da ön dişlerden biri düştüğü zaman görsellik açısından, görselliği kötü etkilediğinde, estetiği, evet, o zaman diş hekimine gidiyoruz. Ama aslında sağlıklı dişler için ne kadar sıklıkta bir kontrole gitmemiz gerekiyor? Evet, tabii burada aslında kişiden kişiye de değişen bir takım şeyler söz konusu. Mesela ben çok problemli bir ağza sahip isem, birden çok dolgun varsa, benim kontrollerim daha kısa aralıklarla, 6 ay gibi. Ama benim problemlerim yok. Ve gittiğim hekim de ya senin problemin yok dedi. Bunu bir yıllık aralıklarla gözlemlettirmek gerekir diş hekimine. Peki diş fırçasına tekrar dönmek istiyorum son olarak. Bu diş fırçası, hatta burada da bir diş fırçamız var. Evet. Seçerken dikkat etmemiz gereken bir şeyler var mı hocam? Tabii. Şimdi diş fırçasında diş fırçalarının farklı özellikleri var. Aslında biz gidiyoruz, belki birçoğumuz bizi fırça alacağız diye alıyoruz ama diş fırçalarını şimdi teknolojiyle de birlikte çeşitlendi. Bir kere önce diş fırçalarının boyutları söz konusu. Yani çocuklar mesela büyüklerin kullandığı fırçaları kullanamazlar. Çünkü ağız daha küçük. Evet. Onlar için daha küçük fırçalar kullanmamız söz konusu. Büyükler için ise şimdi sertlik olarak işte yumuşak, orta ve sert olmak üzere 3 sınıf diş fırçası mevcutken, bir de bunların
arka taraflarda dar olan ağızlarda fırçalamak için açılı olanları, aynı zamanda bunların zıt taraflarında dili de fırçalamak için bir takım yeni teknolojiyle eklenen yüzeyler söz konusu. Dil fırçalı şeyleri, tarafları olanları ve tüm bunların dışında otomatik dediğimiz kendi kendine dönen, elle uyguladığımız ama yine makine biçiminde olan, hatta banyosu olan, ağzın bütün dokularına püskürterek yıkama yapan diş fırça çeşitleri mevcut. Bunları tabii hekimle beraber karar vermek daha doğru olur. Ağzımızda hangi tip bir fırça kullanacağımızı ve büyüklüklerini de tabii ağzımızın büyüklüğüne göre seçmeliyiz. Gerekir. Evet. Peki hocam, sizin dişleriniz kendi dişleriniz mi? Benim kendi dişlerim. Çok güzel dişlerin var ama normal. Ama bazen mesela diş hekimi olup da dişleri sizin kadar güzel olmayan insanlar da var. Yani teknik olarak hepsini toparlamak, düzeltmek sanırım mümkün. Terzi en son kendi sökülünü diker, belki oradan oluyor. Evet. Olabilir. Peki hocam, diş eti çekilmesi çok büyük bir sorun. Diş eti çekilmesi neden olur? Tetikleyen faktörler var mıdır hocam? Tabii başlıca şimdi aklımıza gelen en önemli faktörlerden bir tanesi, diş eti çekilmesi çeşitli sebeplerle olur. Yani bruxizm dediğimiz diş sıkma alışkanlıklarıyla olabilir. Kullandığımız besinlerle ilgili olabilir. Mesela sigara kullanımıyla çok yoğun miktarda diş eti çekilmesi ve bozulması söz konusu olabilir. Yaşla birlikte ileri yaşlarda osteoporoz gibi kemik erimesi vesaire sebeplerle önce kemiğimiz, sonra da üzerindeki diş etimiz çekilebilir. Böyle çeşitli sebepleri söz konusu. Ama tabii göze çarpan en yoğun, yani en bilindik diş eti çekilme sebebi tartar birikmesi. Önce mikrobiyal dental plak dediğimiz basit yumuşak bir gıdanın birikmesi, sonra bunun taş olması, tartarlaşması ve sonrasında diş etlerine ve diş kemiğine, dokularına zarar vermesiyle olur. Belirtileri nelerdir hocam? İnsanlar aynaya baktığı zaman ya da dişlerini fırçalarken diyelim, diş eti çekilmesi olduğunu nasıl anlar? Önce estetik nedenlerle, yani bir dantel görünümü vardır pembe diş etinde. Buradaki modellerde de gözüküyor aslında. Evet. İşte şurada diş etlerinin aralarında dantel gibi bir görüntü söz konusu. Önce burada kökler görünmeye başlar. Bazen köklerle birlikte işte tartarların rengi değiştiği için siyah taş biçiminde yapılar gözükmeye başlar. Hassasiyet oluşur. Hasta soğuk sıcak bir şeyler içtiği zaman artık bir takım ağrılar duymaya başlar. En belirgin belirtiler bunlardır. Hassasiyet olması, ağrı olması gibi belirtilerdir. Beslenmeyle de ilgisi olabilir tabii ki. Beslenmeyle de ilgisi olabilir. Yaşla, cinsiyetle, genetik, kalıtımsal. Tüm bunlarla, yani bunların hepsinin ortaya çıkardığı bir sonuç olarak diş eti çekilmesi de olabilir. En büyük korkum diş eti çekilmesi oluşması bende hocam. Çok korkuyorum. Kendi, yani dişlerimi çok beğenirim. Kendi dişlerim. Çok da iyi bakarım. Sık sık da kontrol edip gidiyorum biliyorsunuz. Ama şey, hani korkuyorum diş eti çekilmesi olacak diye. Yani bu tabii diş hekimi gözleminde olan insanlarda çok kolay, çok çabuk farkına varılmadan olan bir şey değil. Genelde gözleme gitmeyen hastalarda işte söylediğimiz sebeplerle belli bir süre sonra, birkaç yıl sonra gittiğinde böyle kayıplarla karşılaşabiliyor. Evet. Peki hocam, önlem nedir? Yani diş eti çekilmesi için herhangi bir önlem alabilir miyiz? Diş eti çekilmesi için tabii bizim alabileceğimiz önlemler var. Yani yaş bizim alabileceğimiz bir önlem değil. Nasıl saçlarımız dökülüyorsa zaman zaman etlerimiz, kemiklerimiz bir takım deformasyonlara uğruyor. Ama bizim yapabileceğimiz şey, bu mikrobiyal dental plak dediğimiz, en çok olanı söylüyorum. Yani daha yüzdesi yüksek karşılaştığımız olay, plak ve tartarla birlikte olan çekilme. Dolayısıyla bu bir bakım meselesi aslında. Bu bakımın da evreleri var. Bir diş hekiminin yapması gereken tartar temizliği vesaire gibi ve ilaçlarla destekli olabilir. İkincisi de sizin kendinizin daha sonra evde sürdürdüğünüz bakımla ilgili durum söz konusu. Bu bakımları işte mesela en çok Türkiye'de aksatılan şey, fırçalama belki biraz daha yapılıyor ama arayüz şeyleri, ajanları diyoruz. Yani arayüz temizleyicileri diyoruz, diş ipi gibi, işte arayüz fırçası gibi bir takım şeyleri kullanmıyoruz. Kullanma alışkanlığımız çok yok. Dolayısıyla fırçaladık zannediyoruz ama bir süre sonra işte diş eti papil kaybı, diş eti kaybı ve sonrasında diş eti çekilmesi
gerçekleşebiliyor. Bizim en çok müdahale edebileceğimiz şey bu. İkincisi de belki biz hani farkına varamayabiliriz. İşte bıraksizm gibi bir takım işte diş sıkma alışkanlığı gibi alışkanlıklarımız varsa bunlar için koruyucu bir takım önlemler alabiliyoruz diş hekimleri olarak. Kontrolleri yaptığımızda tabii bunları biz saptayabiliyoruz. Bıraksizm var ya da yok. Diş yüzeylerinde bir takım değişikliklerden saptayabiliyoruz. Kontroller de aslında burada ne olduğunu ortaya çıkarıyor. Aslında çok rahatlıkla sağlıklı dişlere sahip olabiliriz. Sadece düzgün diş hekimi kontrolü gerekiyor. Evet. Ama maalesef bunu yapmıyoruz ki birçok hastalığında mesela vertigonun dişlerle çok büyük ilgisi varmış baş dönmesinin. Evet. Gelen hani evet. Doktorlarımıza söylüyor. Çocuklara dönmek istiyorum hocam. Çocuklarda kalıcı dişler hangi yaşlar arasında çıkar? Çocuklarda kalıcı dişler 6 yaşından sonra sürmeye başlar. İlk önce birinci molar dediğimiz bir dişimiz var. İlk önce o sürüyor. Ama biz aileler olarak genellikle ön dişleri çocuğun değiştiği zaman farkına varırız. Bu da 7 yaş civarında olur. Dolayısıyla 6-7 yaş civarında artık değişmeye başladığını görürüz. Değişimin bitmesi de 13 yaşına kadar sürebilir. Peki şimdi kalıcı diş çıkarken çocuklarda hangi sıklıkta doktora götürmeli anneleri? Şimdi şöyle, genellikle biz çocuklarda aslında 6 aylıktan itibaren çocuğu kontrol etmek isteriz. Yine böyle 6 aylık periyotlarla tabii diş hekimi bunu gördükten sonra bu sıklığı değiştirebilir. Hani bir problem gördüyse 3 ay diyebilir, 4 ay diyebilir ama genellikle 6 ay değişkenliklerle görmek isteriz. Ama en önemli değişkenlik yaşı 6 yaş civarında bir kontrol ve 12 yaş civarında bir kontroldür. Çünkü burada süt dişlerinden kalıcı dişlere geçeriz ve kalıcı dişlere geçme olayı da o 13 yaş civarında bitmiş olur. Bu iki evreyi diş hekimlerinin iyi saptaması lazım. Tabii biz bu arada yine belli aralıklarla yılda bir, 6 ayda bir çocuklarımı göstermek durumundayız. Bu bebeklerdeki anne sütünde etkisi var mı hocam? Anne sütünde ilişkin yine Batı'da bir araştırmada böyle bir araştırma yapmışlar. Anne sütünü değişik şekillerde sadece anne sütü ve şeker biçiminde çocuklara uygulatmışlar. Genellikle şekerli olanlarda olumsuz sonuçlar. Sadece anne sütü olanlarda olumlu sonuçlar elde edilmiş. Demek ki anne sütü burada pozitif. Evet. Bir de çocuklara da son bir şey sormak istiyorum. Çarpık diş olayı evet. var. Bunun önemini nasıl alırlar? Önceden çocukluk döneminde tel mi takılıyor? Artık nasıl tedavi yönteminiz varsa yapılması gerekiyor mu? İlerleyen yaşa bırakılmamalı mı? Ortodonti diyoruz biz tel tedavisini önce. Tel tedavisinde ortodontik kontrol dediğimiz işte 6-7 yaş ve 12-13 yaş civarı dediğim iki kontrol var. 6-7 yaş civarından sonra bir takım hareketli aparatlarla müdahale yine ortodontistlerimizin kontrolünde yapılabiliyor. Ya da söylediğimiz evreden sonra işte ağız içi, ağız dışı aygıtlar ve yine böyle sizin dışarıda gördüğünüz tel dediğimiz işte ağza takılan braketlerle uygulama yapılabiliyor. Ama bunların işte yaşına göre ortodontistlerimiz karar veriyor. Evet. Peki hocam diş sızlaması bu da genelde birçok işte var. Diş neden sızlar? Diş neden sızlar? Diş bir kere 3 tane diş yapısında değişiklik içeren işte atrezyon, abrazyon, abfraksiyon dediğimiz birisi kimyasal işte Coca-Cola vesaire gibi şeyleri tüketerek birisi diş sıkma alışkanlıklarıyla gerçekleşen bazı yüzeysel değişiklikler var. Yani yüzeyde kayıp var. Bir kere bunlarla diş sızlaması olabilir. Bıraksizm yani diş sıkma alışkanlığıyla yine hassasiyet söz konusu olabilir. Dışarıdan kullanılan işte bizim demin anlattığım kimyasal malzemelerle olabilir. Fırçalama alışkanlıklarıyla ki az sayıda bile olsa sert fırçalarla çok yoğun fırçalayıp minede defekler yapan hastalarımız mevcut. Böyle olabilir. Mekanik işte mesela pirinç taşı bir şey ağzımızda kırılmalara vesairelere çatlaklara yol açısı olabilir. Çürüklerle vesaire olabilir. Diş eti çekilmesiyle kök yüzeylerinde olabilir gibi çoğaltabiliriz. Peki dişteki lekeler hocam. Şimdi özellikle bunda hemen biraz komik sorular soracağım size ama halk bunu yapıyor. Dişi lekelerini temizlemek için bir şey duymuştum ben, çilekle olmak. Cif kullananlar var böyle temizleyici, evet, yani evet. Yüzey malzemelerinde. Evet. Evet. Bunların zararları nedir hocam? Bunlar doğru mu? Bunlar diş eti çekilmesine sebep olur mu? Şimdi şöyle, bazı malzemeler sağlıkta
yan etkileri olan malzemeler. Yani her şeyin kolayı varken biz diş hekimleri olarak da çok maliyetli bir takım malzemeler kullanıyoruz. Neden kullanıyoruz? Yani yoksa biz de bir cifi suyla karıştırıp hastaların ağzında uygulayabiliriz. Tabii ki. Dolayısıyla bunların kimyasal yan etkileri olduğu için aslında bu etkileri hastalarımız hemen o an farkına varamayabilirler. Yani değişiklik bir zaman geçtikten sonra olabilir. Geçtiği zaman da üzerinden zaman geçtiği için yani ciften olduğunu, şundan olduğunu, bundan olduğunu farkına varmazlar. İki yıl geçer sonra olur. Sadece o gün mutlu olurlar. Ama gelecekte geri dönüşümsüz değişiklikler olur. Evet, bunlar tehlikeli diyorsunuz. Evet. Peki hocam, diş beyazlatma ile ilgili de birçok handikap var. Diş beyazlatma kimilerine göre hani tabii ki görsellik ve temizlik açısından çok güzel, estetik açısından pırıl pırıl duruyor ama bir de şöyle bir şey deniyor, işte minesini çatlatma olayı oluyor. Diş tabakası inceliyor, bunlar doğru mu hocam? Şimdi şöyle, mine yüzeyinde bir takım değişiklikler yaparak diş beyazlatma işlemlerini uyguluyoruz. Aslında bizim uyguladığımız diş beyazlatma işlemlerinde hidrojen peroksit gibi bir malzeme, mesela karbon peroksit gibi malzemeler söz konusu. Hidrojen peroksit aslında saç ağartmada falan da kullanılan malzemeler. Ama bunların içerikleri farklı ve biz bunların üzerine bazı önlemler alarak uyguluyoruz. Yani mesela biz ağızda pembe diş etine bunları değmeyecek biçimde uyguluyoruz. Bir takım bariyerler koyuyoruz. Hani oralara kesinlikle değmemesi gerektiğini düşündüğümüz için. Aksi halde yani saçta da görüyoruz, bazen saç naylon gibi oluyor. Evet. Ağartma malzemeleriyle yana da biliyor. Farklı şeyler söz konusu olabiliyor. Onun için şimdi kontrollü kullanmak farklı bir şey, kontrolsüz kullanmak farklı bir şey. Kontrolsüz diş malzemeleri de piyasada çok fazla. Bazen bir yerde yürürken bir seyyar satıcının bir tane toz sattığını falan görüyoruz. Aa, bu da beyazlatıyor diye alıyoruz. Ama bu hem etlerimize değiyor hem diş minelerimize değiyor. Minelerimizde de değişik defekler yapabilir. Diş etlerimizde işte çekilme vesaire değişiklikler yapabilir. Burada aslında olayın kontrollü olup kontrollü olmaması söz konusu. Yani değişiklik minede evet gerçekleşiyor ama diş hekimi bunu kontrol ederek falan, daha sonra değişik macunlar kullandırarak, potasyum nitratlı macunlar falan kullandırarak kontrol altına alıyor. Diğer tarafta kontrolsüz bir durum söz konusu. Şimdi burada genel bir çerçeve çizdiğimiz zaman beyazlatma zararlı mı? Evet, sokaktaki o malzemeyle zararlı. Evet, zararlı. Ama diş hekimi kontrolünde gerekliyse, yani gerek duyuluyorsa yapılmasının bir sakıncası yok diye düşünüyorum. Bir de belli kalıplar var. Mesela işte hidrojen peroksit dediniz. Tamam, zararlı ama mesela vücut kendisi de hidrojen peroksit kendi içinde üretiyor aslında. Evet. Pigmentleri arttırmak için. Evet. Vücudumuzun kendi ürettiği enzimler de var. Evet. Ama hani hidrojen peroksit deyince direkt şey, hani sanki kimyasal öldürücü bir maddeymiş gibi halka yansıtılıyor. Hocam, lazere gelmek istiyorum. Evet. Diş hekimliğinde çok kullanılıyor. Öncelikle nerelerde, hangi, ne gibi çalışmalarda kullanıyorsunuz? Lazerin tabii... İyi bir şey mi, kötü bir şey mi lazer? O da bilinmiyor. Şöyle şimdi söyleyeyim. Herkes bir şey söylüyor hocam. Lazerle ilgili şöyle söyleyeyim. Şimdi lazer deyince ilk önce diş hekimlerinin kullandığı mavi ışıklı bir cihaz söz konusu. Evet. Bu aslında LED ışık. Bu lazer değil. Evet. Ben gittim diş hekimde gördüm, lazer vardı diyebilir hastalarımız. Değil, bu lazer değil. Lazer daha yakın zamanlarda, birkaç yıldır kullanılan diş hekimliğinde bir cihaz. Bunun watt ayarları var. Yani belli bir watt yüksekliğinde cihaz olursa kullanılamıyor. Lazer aslında şunu yapıyor bize. Bir takım tedavilerimiz var. Bu tedavilerimiz biz lazersiz yapabiliyoruz. Ama lazerle daha konforlu yapıyoruz. Avantajları var. Avantajları var. Yani olmazsa olmaz değil. Ama avantajları var. Bu avantajlar nelerdir? Evet. Bazı tedavileri, mesela beyazlatma, birkaç seans süren bir işlem. Bunu tek seansa indirmek mümkün. İkincisi, mesela implant tedavisi yapıyoruz. İşte mikroorganizmaları görmüyoruz. Bu mikroorganizmaları gerek implant tedavilerinde gerek kanal tedavilerinde bizim başımızın belasıdır. Periimplantit isteriz mesela, implantın çevresinde oluşursa. Bu mikroorganizmaları azaltıyor lazer. Üçüncüsü, ağrısız işlem. Yani ısınma yapmıyor bir kere, titreşim yapmıyor. Anestezi hocam, ondan da kurtarıyor galiba. Yani anesteziden de kurtarıyor, ağrısız işlem yapıyor. Dolayısıyla şişme, morarma işte vesaire, işlem sonrası gerçekleşen olumsuzlukları en aza indirgiyor. Böyle avantajları var. Evet, bir telefonumuz var, hemen devam edeceğiz. Ahmet Bey hattımızda, alo. Alo. Merhaba Ahmet Bey, hoş geldiniz.
Merhaba efendim, hoş bulduk. Ben iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Buyurun, sorunuzu alalım. Ben bir şey soracaktım. Bu diş macunlarında kimyasal madde olduğunu ve dolayısıyla diş etlerine tahriş ettiğini falan duymuştum da söylediler. Acaba bunun şey tarafı nedir, doğru tarafı? Evet, çok teşekkür ederiz. Güzel bir soruydu. Teşekkürler. Şimdi şöyle, son zamanlarda ben de çok medyada böyle yoğun biçimde görmesem de petrol türevi olduğu diş macunlarının aslında bir atık olduğu falan gibi dedikodu düzeyinde söylemler görüyorum. Aslında burada çok enteresan bir şey. Bu tarz söylentiler de çok hızlı yayılıyor. Bilimsel destekli söylentiler değil bunlar. Yani önce bir üniversitenin işte ben bunu araştırdım, bunun altyapısında böyle bir şey var dediği bir şey değil. Dolayısıyla dedikodu boyutundaki böyle şeylere çok şey önemsememek gerekir. Diş macunlarını sadece yeterli düzeyde kullanmak gerekir. Söylememiz gereken ana şey bu. Hiçbir şeyi var olandan fazla, yani bir deodorant kutusunu alıp nasıl bütün hepsini kafamızdan aşağı boşaltmıyorsak vücudumuza, diş macunlarını da o boyutta kullanmak gerekir. Herhangi bir zararı yoktur. 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 Zaten galiba içerik maddeleri aslında içlerinde yazıyor. Tabii. İçerik maddelerinde hani bugün artık her şeyi görebiliyorsunuz. İnternete girdiğiniz zaman bakabiliyorsunuz. Artık diş macunlarına da öyle bir şey yapılıyorsa yapacak bir şey yok. Güvenebileceğimiz hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Öyle ağzımızın söyleyelim. İçine sokuyoruz. Giydiğimiz yani. Ayakkabıdan yutuyoruz. Tişörtümüze kadar hiçbir şeyimizi giymememiz ya da yapmamamız gerekir. Hepsi hakkında dedikodular mevcut. Çok. Evet, o zaman ne yapalım? Çilekle mi fırçalıyoruz hocam? Evet, peki hocam. Lazerden dedik birçok diş sorunuyla kurtulabiliriz. İmplanta geçeceğim hocam ama isterseniz önce implantı anlatalım. Çünkü implantla da ilgili çok handikaplar var. Evet. Şimdi implant bayağıdır birkaç yıldır tutulan bir işlem diyelim. Hastaların çoğu implant istiyor. Şimdi benim duyduğuma göre yeni moda implant istemiyorlar. Çünkü vücuda bir alerji yapıyormuş, işte zarar veriyormuş. Evet. İleride diş kemiklerinde erime yapıyormuş. Bunlarla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Şimdi şöyle, vücudumuzda bazı değişiklikler her zaman söz konusudur. Evet. Mesela şöyle düşünelim. Önce implantlar bir kere bizim Türkiye'de 10-15 yıldır yoğun biçimde kullanılan diş implantları olarak söylüyorum. Malzemeler. Ama biz implantları aslında batıda 50'li yıllarda görüyoruz. Yani 50'li yıllarda birisine implant yapılıyor. 50 yıl sonra 2000'li yıllarda ona bakılabiliyor. Bugün bunun sonuçlarını batı almış durumda. Böyle bir tartışmayı aslında yapmamız gerekmiyor. Ama madem şüpheler var, bunları açıklığa kavuşturmak açısından söylüyorum. Şimdi biz saçımızı boyatıyoruz. Hep böyle dışarıdan örnekler veriyorum ama saçımızı boyatıyoruz, saçlarımız dökülüyor. Sonra diyoruz ki boya yapmasaydım saçlarım dökülmeyecekti. Hayır, aslında boya yapmayınca da saçlarımız dökülüyor. Bunu biliyoruz. Ama şimdi, boyanın etkisi yok mu hocam? Var. Boyanın etkisi var ama yani sadece boya etkili değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi mesela implant yapılan bir alanda, bir ağız bölgesinde herhangi bir değişiklik yaşla, işte yaşlanmayla, işte kemikteki D vitamin eksikliğiyle vesaireyle gerçekleşiyorsa hemen bunu implanttan dolayı mı diye yaptalayabiliyoruz. Aslında öyle değil. Yani bu çünkü burada keşfedilmiş, Türkiye'de bulunmuş bir şey değil. Yıllarca hatta bırakalım şeyi, Batı'nın diş implantı uygulamasını. Zaten aynı implantları vücudumuzda, işte ayağımız, kolumuz vesaire zedelendiğinde yıllarca kullandık biz. Aynı yüzey yapısına sahip. Sonuçta çene yapımızda da bir kemik söz konusu. Vücudumuzda da kemikler söz konusu. Kolumuzda, ayağımızda. Bunları kullandık. Bunları kullanmayalım, bunlar kolumuzu eritiyormuş bilmem falan dedik mi? Hiçbir zaman demedik. Dolayısıyla aslında her konuda bu tarz dedikodular söz konusu olabilmekte. Bugün ben Türkiye'de uygulanan implant tedavilerini dünyada en ileri tekniklerle uygulandığını gözlemliyorum. Çünkü dünyada da bazı insanları izliyorum. Ve bütün diş hekimleri de bunu artık rahatlıkla uygulayabilmekte. Olumsuz sonuçları da hemen hemen sıfıra yakın düzeye gelmiş durumda. Alerjiye sebep verebilir mi hocam implant diş? Alerjik olup olmaması konusunda. Şimdi kişilerin kendi bünyelerinde alerji söz konusu olabilir. Ama bu implantların üzerindeki titanyum alaşımların vücuda alerjisi olmadığı defalarca test edilmiş. Hatta bunların grade'leri var. Şu an grade 5 falan diye
yaptıkları şeyler. Ve zaten bu implantlar birçoğu da batıda üretiliyor. Türkiye'de üretilmiyor. Evet. Yani birilerinin üretip burada, birilerinin bizim ülkemizde uygulayıp batıda aslında yapılmayan şeyler değil. Buradaki malzemeyle oradaki malzeme aynı malzeme. Kalitesi falan var mı hocam? İmplantın kalitesi konusu. İmplantlarda markalar söz konusu. Hı hı. Bunlar aslında firmaların pazarlama hızlarına, işte kimisi batıda daha hızlı pazarlıyor, kimisi doğuda daha hızlı pazarlıyor falan göre değişen şeyler. Aslında yüzey özellikleri birçoğunun birbirine yakın ama mekanik özellikleri sanayi ile birlikte, işte sanayide bazı şeyleri kolay yerleştirmek, monte etmek falan nasıl mümkünse, hı hı. Kendi içinde bir takım şeyler geliştirerek uygulattırdıkları ve buna göre markalaştıkları bir düzen söz konusu. Evet, devam edeceğiz hocam. Kiraz Hanım hattımızda. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Sanal, teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Doktor Bey'e bir sorum vardı. Şöyle diyeyim, benim diş etlerim çekildi. Ama doktora gitmiştim. Daha önce bir dişlerimi temizletmiştim. Evet. Diş temizlettikten sonra diş etlerim çekilmeye başladı. Evet. Dişlerim çok sızlıyor. Evet. Onu soracaktım. Şimdi anladığım kadarıyla diş hekimi kontrolündesiniz şu anda. Diş hekimi herhalde diş eti kaybı için yeteri kadar diş eti dokusunu yerine getiremediği için şikayetçisiniz diye anlıyorum. Özetle şöyle söyleyeyim, hastayı görmediğim için. Diş eti doku kaybı çok kolay geri getirilen bir doku değildir. Genellikle bunu yerine getirmek için bir takım yerlerden doku nakli yapılır. Yani ağzın farklı yerlerinden diş eti dokusu alınıp buralara nakille ve çok ince detaylarla birkaç kere belki operatif anlamda operasyon yaparak yerine getirilen durumlar söz konusu. Onun için estetik bölgelerde daha çok bu ihtiyaç ortaya çıkar. Diğer bölgelerdeki ihtiyaçlarda genelde protez çözümleri yapılır. Onun için de hastayı görmediğim için söylüyorum, bu tarz bir hastamız söz konusu olabilir. Evet. Peki, Kiraz Hanım'a geçmiş olsun diliyoruz. Hocam devam edeceğiz ama kısa bir aramız var. Evet sevgili izleyicilerimiz, 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan sağlıklı yaşama ulaşabilirsiniz. Cem hocamıza sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Kısa bir aramız var, bizi izlemeye devam edin. Diş ve ağız hastalığı olanlar ekran başına. Diş eti hastalıklarının sebepleri nelerdir? Diş sızlaması neden olur? İmplant diş herkese uygulanır mı? Tüm merak ettikleriniz için diş hekimi Cem Solmaz sizler için yanıtlıyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, sağlıklı yaşamda devam ediyoruz. Ekranları başına yeni gelen izleyicilerimiz için hemen hatırlatalım. Ağız ve diş sağlığımızı konuşuyoruz. Diş dolgularını, çürüklerini temizletmeyi, beyazlatmayı, implant, biraz sonra damak köprüğü, hepsine değineceğiz. Doktor Cem Solmaz stüdyo konuğumuz. 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz tüm soruları değerli hocamıza yöneltebilirsiniz. Hocam şimdi implant işte kalmıştık. İmplant diş diyelim, kimlere uygulanır, kimlere uygulanmaz? İmplant diş uygulanmaz diyebileceğimiz kişiler çok yoğun tıbbi müdahale içerisinde olan, yani bizim dışımızda işte yatalak durumda olan vesaire, evet. Kendini kontrol edemeyecek durumda, psikiyatrik durumda olan, bu tarz ilaçları kullanan, genellikle bu tarz hastalarda, yani kontrolü yitirmiş olan hastalarda implant uygulamamız ya da öyle bir şeye kalkışmamız zor olur. Diğer konular hemen hemen çözülmüş durumda. Peki implantın avantajları var mı hocam? İmplantın avantajları tabii. Şimdi bir tane örnek gösterebiliriz. Eğer büyük açıdan da gösterebiliyorsak yakından. Elimizde bir model var. Bu modelde 3 tane dişimiz var. Şimdi ortadaki dişimizi varsayalım ki implant değil. Burada implant. Hemen üzerine şöyle implant yapıp bir tane porselen yapıp üzerine koyabiliyoruz. Ama implant olmadığını varsayalım. Şimdi bu dişimizi ve kafasını buradan yok edelim. Yanında iki tane güzel dişimiz var. Evet. Bu iki tane güzel dişimiz eğer implant bugün olmasaydı kesilecek. Şöyle kesilmiş hale gelecekti ve hemen üzerine böyle köprü yapacaktık. Eski yöntem buydu. Evet. Ne oldu burada? Bir dişimiz için iki tane dişimizi
prepare etmek, kesmek, şekillendirmek durumunda kaldık. Tabii iki dişimize birazcık yazık oldu. Çünkü geri dönüşümsüz bir işlem yapıyoruz. Oysa bugün hemen bir implant koyuyoruz. Belli bir süre bekliyoruz, birkaç ay. Ve hemen ondan sonra da üzerine implantın kafasını takıp abutment diyoruz bu kafaya. Ve bunun üzerine porselen dişimizi koyuyoruz ve bitiyor. Hiç diğer dişleri ellemiyoruz. Avantajlardan bir tanesi bu. Evet. Diğer sağlıklı dişlerimize zarar vermiyoruz. Diğer sağlıklı dişlerimize zarar vermiyoruz. Tabii bunun dışında farklı avantajlar da söz konusu. Ağzımızda hiç diş yok. Birkaç tane kök implant biçiminde koyuyoruz. Onların üzerine damak yapabiliyoruz. Ya da her diş için bir tane implant koyup aslında burada 14-15 tane yeterli oluyor bir ağız için. Bütün dişlerimizi sabit yapabiliyoruz. Yani hareketli, takma, çıkma, temizlemeli bir takım damaklar değil de sabit hale getirebiliyoruz ağzımızı. Hocam şimdi eskiden nasıl söyleyeyim, 20 yıl önce falan genelde insanlar hepsini çektiriyordu. Biliyorsun altlı üstü damak yaptırıyordu. Evet. Şu an damak devam ediyor mu? İmplantta mı yoğunluk var? Şimdi bütün tedavi metotlarımız, eskiden var olan tedavi metotlarımız aslında eski halleriyle varlıklarını sürdürüyorlar. Ama hastalarımız tercih ediyor mu? Tabii böyle bir teknik olanak mevcutken, bunlara erişebilmek varken eski yöntemleri istemiyorlar. Halen çeşitli sebeplerle işte sosyal sigortalar vesaire tarzı kurumlarda bunlar tabii yoğun biçimde uygulanıyor. Ama hastalarımızın bu imkanı olan hastalar kesinlikle implant yaptırıyorlar. Peki hocam, bu implant yapıldığı zaman normal mesela bu da soru olarak gelmiş. Tat almada ya da histe bir kayıp falan oluyor mu? Mesela rahatlıkla bir elma ısırıp yenilebiliyor mu? Yeme içme konusunda sıkıntı yaşatmamakla beraber proprioception dediğimiz yani hissiyat, işte bir dişin kökünün yediğimiz besini yediğimizi hissettirmesi kaybolabiliyor proprioception. Yani kaybolduğu zaman hastalarımız o basıncı, işte yediğini vesaire hissetmeyebiliyor. Ama yiyebiliyor. Yeme konusunda sıkıntı yaşamıyor. Evet. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi pembe estetiğe geçeceğiz ama hocam. Bu implant diş yapıldıktan sonra çok ağrı, sancı ya da ne bileyim insanlar sosyal hayatını etkiliyor mu? Kimisi şimdi yaptırıyor, çok memnun, hiçbir şey yokmuş gibi. Kimisi de yaptırıyor, birkaç gün ağrı, şişme oluyor, böyle bir şey olabiliyor mu? Ya da oluyorsa neden oluyor? Şimdi şöyle, genellikle tekli, ikili birkaç implant uygulamaları daha basit operasyonlar ve bunlarda ağrısızı işte böyle şikayetler falan azalıyor. Ama belki çoklu uygulamalarda bu şikayetler söz konusu olabilir. O tarz şeylerde de eğer mümkünse birkaç seansla bunları yaparak hastanın hani var olan yorgunluğunu, eziyetini, bu tarz doku değişikliklerini azaltmaya çalışıyoruz. Peki bilinçlenmek için anlatmanızı istiyorum hocam. İmplant işi yaptırmak isteyen kişiler doktora gitti diyelim. Yapılacak tetkikler var mı? Yani neleri sormalı? Bana şu tetkiyi yaptınız mı? Ya da alerji testleri dediniz, testler yapılıyor dediniz. Sanırım bir film çekiliyor önce. Evet. Neler yapılmalı? Şimdi şöyle, teknik olarak zaten sürekli değişkenlik içerisindeyiz. Evet. Yani dün aldığımız cep telefonu bir sene sonra bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla implant da ve tıp da böyle bir şey. Diş hekimliği de böyle. Diş hekimliğinde ilk yaptığımız şey, hasta geldiği zaman implant yaptırsın yaptırmasın anamnez. Yani bazı sorular soruyoruz. Evet. İşte sen operasyon geçirdin mi? İşte bir hastalığın var mı? Kullanmakta olduğun ilaç var mı? İşte zaten şeyleri soruyoruz, yaşınız vesaire falan. Önceden geçirdiğiniz operasyon var mı gibi. Bundan sonra dişe geliyoruz. Dişsel anamnez. Yani soruyoruz, önceden ne yaptırdınız? Nerede yaptırdınız? Nasıl geçtin? Ne oldu? Sonra ne yaptırdınız? Hastadan bu bilgileri alabildiğimiz kadar almaya çalışıyoruz. Daha sonrasında bu tetkiki yapmak için iki tip filmimiz var. Birisi panoramik, birisi tomografi dediğimiz. volümetrik tomografi dediğimiz. Başta bir kere bunlar bize implant için ağzın tamamıyla kemik dokusunun kalınlığı, yüksekliği, içerisinde var olan değişkenlikler hepsi hakkında hemen hemen bir bilgi veriyor. Kendimiz zaten ağız içerisinde bir muayene yapıyoruz. Dolayısıyla yani büyük filmlerle bir takım şeyleri önceden saptadığımız bir durum söz konusu. Sürprizlerle çok fazla karşılaşmıyoruz. Evet.
Gülüyorum sabahtan beri. Neden gülüyorum? İmplant biten benim de yapılması gereken dişim var. Size de arada söyledim. Dişi yaptıracağım. Rüya gördüm. Ben sık rüya görmem. Rüyalarıma da inanırım. Çok böyle kanadığını gördüm. Aşırı kanadığını. Dişi bıraktım. Bir senedir yaptırmıyorum. Evet. Şimdi reklam arasında sevgili izleyiciler, hocama soruyorum. Hocam hala benim diyorum dişi keselim yani kanal tedavisi yapalım, evet. Köprü yapalım. Hocam da diyor ki Demet köprü olmaz, implant yapalım. Ben rüya gördüm diyorum, ona gülüyorum hocam. Hocam pembe estetik. Aslında pembe estetiğe geçmeden önce şu da var. Biliyorsunuz bugün insanlar görselliğe çok önem veriyor. Evet. Aslında sağlıklı dişleri olduğu halde ne bileyim önden iki dişi çarpıksa ya da çok az aralıklar varsa dişleri söktürüyorlar. Evet. Direkt hepsini implant yaptırıyorlar ya da vidalı. Bir ara vidalılar da modaydı hocam. Evet. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Öneriyor musunuz böyle bir şey? Şimdi şöyle, bizim bir kere başlıca koyduğumuz, yani kendi aldığımız eğitimlerde de, hocalarımızın söylediği şeylerde, Batı'nın da benimsediği şey şu, var olan dokuyu koruyoruz. Yani hiçbir zaman şunları çekelim, bunların yerine şunları yapalım gibi bir şeye girişmiyoruz. Önce var olan dişi koruyoruz. Evet. Var olan diş çarpıksa vesairesi hepsinin çözümü var diş hekimliğinde. Ortodonti yapılıyor, işte o çarpıklıklar düzeltiliyor. Belli bir yaştan sonra onda takılmasını kimse istemiyor hocam. Belli bir yaştan sonra da buna çözüm olarak protetik çözümler, yani var olan dişin üzerine çekerek değil de... Evet. Var olan dişi biçimlendirerek, prepare ederek az önce gösterdiğim şekilde o şekilde değişiklikler yapmak gerekebiliyor. Ama tamamıyla çekmek en son işte dişin kemik dokusuyla vesaire ilişkilerinin değiştiği, mobil olduğu, sallandığı vesaire durumlarda söz konusu olabiliyor. O durumlarda o zaman... Mesela çok aralık dişleri olan kişiler bazıları şey yaptırıyor hocam, araları dolduruyorlar, dişleri genişletiyorlar. Evet. Son dönem biraz medyada da yer bulan uygulamalar söz konusu. Bunlar işte kompozit dolgu malzemeleriyle yapılan, işte çok moda olan bonding tabiri aslında bizim her gün kullandığımız bir malzemenin ismidir. Böyle şeyler söz konusu. Yani dişimizde geçici değişkenlik yaratmadan bir takım uygulamalar yapılabildiği gibi gerekliyse porselenle, işte yaprak porselen dediğimiz yani halk ağzında daha böyle yaygın laminat tip uygulamalarla falan yüzeyinden bir miktar aşındırarak böyle estetik boşlukları kapatan, diastemalar dediğimiz boşlukları kapatan uygulamalar söz konusu oluyor. Ama implant en son, onlar dişleri de mobil kayıp çekim vesaire olursa o zaman da implant yapıyoruz. Evet. Hocam vaktimiz doldu aslında, pembe estetiği de soracaktım ama inşallah size tekrar konuk almak isterim. O zaman konuşalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ben teşekkür sağlık, ederim. Ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili izleyicilerim, sağlıklı yaşam devam edecek. Doktor Turan Şahtümer bizlerle birlikte olacak. Bakalım Doktor Turan Şahtümer bize hangi bilgileri verecek. Bizi izlemeye devam edin.